Merhaba arkadaşlar, günaydın. Nasılsınız bugün? Bugün yeni konuya geçeceğiz. Ama yeni konuya geçmeden önce, geçen hafta ne işlemiştik hatırlıyor musunuz? Elif hatırlıyor musun ne işledik? Hocam, renkli nasıl zannediniz? Yazı boyutunuz, renginiz ne? Evet. Şimdi o bilgileri kullanarak yeni bir konu öğreneceğiz ve bu yeni konu üzerinde kullanacağız aslında. Bugünkü konumuz tablo eklemek, tablonun özelliklerini değiştirmek ve tablonun tasarımını değiştirmek. İsterseniz bir dersin sonunda neler yapabileceğinizi öğrenelim. Dersin sonunda tablonun iki bileşeni olan satır ve sütun ne anlama geldiğini öğreneceksiniz. Bu satır ve sütunları kullanarak tablo nasıl oluşturulur onu öğreneceksiniz. Tablonun özellikleri nasıl değiştirir? Özellikleri derken tabloya bir hücre nasıl eklenir, nasıl silinir, nasıl birleştirilir bu hücreler, nasıl bölünür bunları öğreneceksiniz. Bir de son olarak eklenen, oluşturulan tablonun tasarımını değiştirmeyi öğreneceksiniz. Şimdi size birkaç tablo örneği gösteriyorum. Bu nedir sizce? Karnı. Sürekli oluyorsunuz zaten. Şimdi burada tablo kullanmanın önemini anlatmak istiyorum. Burada öğrencinin bilgileri var, burada ders notları var, burada arkadaşlarıyla olan ilişkileri değerlendirmiş. Yani üç tane ayrı bilgiyi tek bir dokümanda, tek bir belgede kullanmak istediğimizde tablo kullanıyoruz. Çünkü satırlar ve sütunlar bunları ayırarak kafa karışıklığını önlüyorlar. Tablo, karışık bilgilerin düzenlenmesini sağlıyor. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Diğer örneğimizde kimlik kartı örneği var. Mesela biraz önceki gibi yine tablo şeklinde oluşturulmuş. Fakat burada özellikle göstermemiz sebebi tasarım eklenmiş. Ne yapılmış? Renk eklenmiş. Resim eklenmiş, kenar stilleri eklenmiş, burada da tasarım eklenmiş. Şimdi bana bildiğiniz ve paylaşmak istediğiniz tablo örnekleri var mı? Bunlardan bahsedelim. Tamam, ders programı. Evet, ders programı çok iyi bir tablo örneği. Yasemin? Çarpım tablosu mesela. Evet, o da olabilir. Çok mantıklı. Evet, Mustafa. Öğretmenim iddia kuponları da tablo olur. Bilmiyorum. Yani iddia kuponu çok incelemedim daha önce ama orada karışık bilgiler olduğu için düzenli bir şekilde duruyorsa muhtemelen tablo kullanılmıştır. Şimdi ben size bir kağıt dağıtacağım. Bu kağıtta anlatacağım konu başlıkları var ve ben her konuyu anlattıktan sonra sizin tik atmanızı istiyorum yanına ki hani konuyu takip edebilin. Sonunda sorular var. Bu soruları da en son ders bitirdikten sonra özetlemek için bu soruları sorarak, cevaplayarak bilgilerin daha kalıcı olmasını sağlayacağız. Şimdi ben şuradan başlıyorum. Şimdilik bırakalım. Oraya tik atmayı unutmayın arkadaşlar, ben ilerledikçe. Şimdi, evet, en çok karıştırdığımız konu burası. Şunu şöyle anlatmak istiyorum. Buradan transparanta geçmek istiyorum. Buradan da kalemi seçmek istiyorum. Şimdi ben size sınavlarda 5 sütunluk, 2 satırlık uzun uzun böyle tablo oluşturun demem. 5 çapta 2'lik tablo oluşturun derim. Bu onun kısa hali. Ama siz 5'in hangi satıra mı sütuna mı denk geliyor, 2 mi satır, onu öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden 5 her zaman sütun arkadaşlar. 2 her zaman satır. Bunu nasıl anlarız? 5 sütun dedik. Sütun her zaman dikey olan kısımdır. Şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5. 2 her zaman yatay olan kısımdır. Yani satır her zaman yatay olan kısımdır. 1, 2. Yani 2 tane satır oluşturmuşuz. Şimdi buradan şuradan çıkalım. Daha doğrusu. Evet. Buradan tekrar dönelim. Evet, burada kısaca şeyi anlatacağım. Tablo eklemenin iki farklı yöntemi. İlk başta anlatacağım, sonra tabloda nasıl oluşturacağız, onu göstereceğim yani Word'de. Tablo iki şekilde ekleniyor. Bir tablo ekle butonuna, ekle menüden ekleyi tıklıyoruz. Sonra tablo ekle yapıyoruz. Bir de tablo çizebiliyoruz aynı seçenek üzerinden. Ya da şuradan kendi seçebiliyoruz. Bunu deneyeceğiz bugün. Çünkü en kolay kısmı bu aslında. Sizin bunlarda biraz meşakkatli kalıyor. İkincisi tablonun özelliklerini değiştirme. Biraz önce de bahsettim. Tablonun özellikleri hücre ekleme, hücre silme, hücreleri bölmek, hücreleri birleştirerek tablonun özelliklerini değiştirebiliyoruz. Tablonun tasarımını değiştirme. Burada da yapacağımız şey tablonun rengini ve stilini değiştireceğiz. Tabloya gölgelendirme ekleyeceğiz ve en son tabloya kenar stili uygulayacağız ve konumuzu bitireceğiz. Şimdi buna geçmeden önce ben size Word'de nasıl yapılacağını göstereceğim. Word'de şöyle bir
dosya oluşturdum arkadaşlar. Bu isimleriniz ve doğum tarihleriniz var. Ben bunu geçen hafta sizden almıştım bu bilgiyi. Burada şimdi şöyle bir durum var. Ben bunu tabloda oluşturacağım. Sonra çıkaracağım doğum günü tarihlerinizi. Sınıfa asacağız, renklendireceğiz. Sınıfa asacağız ve o tarih geldiğinde o arkadaşınızın doğum gününü kutlayacağız. Fakat ben bunu tabloyla yapmadığımda, yanlışlıkla şöyle yaparsam bu aşağıya iner. Böyle yaparsam, ya karışık bilgiler ve 23 Eylül Yasemin'in ve Pınar'ın mı biz karar veremeyiz buna. O yüzden ben bunları nerede deneyeceğim? Tabloda deneyeceğim. Şimdi bunu da tablo oluşturabilmek için ilk önce isimler, tarihlerden başlamak istiyorum. Şimdi isimler 1, 2, 3, 4, 5 saydık. Yani 5 tane satırın 2 tane sütunum olacak. Sütunlarda isimler, tarihler olacak. Satırlarda da sizin isimleriniz ve tarihleriniz olacak. Deneyelim. Ekle'ye tıklıyoruz. Burada insert diyor ama Türkçe hali ekle. Buradan tabloyu seçiyoruz. Ben buradan seçmeyi tercih ediyorum ama buradan tablo seçeneğini de tıklayabiliriz. Ekle seçeneğini de tıklayabiliriz. Burada satır ve sütun sayısı isteyecek. Burada da tabloyu çizmemizi isteyecek. Fakat burası sizin için çok daha kolay. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 seçtim. Şimdi burayı direkt isimler, tarihler diyorum. Sonra Yasemin. Sonra 23 Eylül diyorum. Sonra Pınar geliyor. Pınar'ı 8 Ekim. Sonra Mustafa. 6 Nisan. Elif. Ve 5 Mayıs. Şu sıra, yani şu zamana kadar anlamadığınız bir kısım var mı? Ne yapıyoruz, ne etmiyoruz? Şu an doğum günü tarihlerinizden oluşan bir tablo oluşturacağım. Ve bunun en son çıktısını alıp asacağız. Ve bunu aynı zamanda bilgisayarınızda oluşturmanızı da istiyorum benimle birlikte. Ben gelip feedback vereceğim size. Tablo oluşturmak çünkü gerçekten çok faydalı bir konu. Şimdi şöyle bir şey. Ben yaptım bunu. Fakat başlık eklemedim. Doğum günü tarihleri olan kısımda başlık yok. Ve başlığı eklemem lazım. O yüzden yukarı bir satır eklemem lazım. Ben bunu sağ tıklayıp isimler kısmına, çünkü üstüne ekleyeceğim ya satırı, sağ tıklayıp ekle deyip yukarı satır ekle. Bunun Türkçesi yukarı satır ekle. Bunu ekleyebilirim. Bunu aynı şekilde layout'tan da yapabilirim. Burada insert above kısmından, yani ekle yukarı satır ekle kısmından da yapabilirdim. Şimdi ben burada sütunla birlikte geldi. Ama ben bu kısmımı yazacağım. Doğum gün tarihleri başlığı bu kısmımı. Saçma olur. O yüzden bu iki sütunu birleştirmem gerekiyor. Bunu seçerim çünkü iki sütunu birleştireceğiz. Aynı zamanda yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Onu da denersek çok iyi olur aynı zamanda. Benim de en son kontrol edeceğim çünkü. Bunu birleştirmek için düzen tablosundan merge cells dediğimiz, yani hücreleri birleştir ya da üzerine sağ tıklayıp da aynı şekilde yapabiliyoruz. Hücreleri birleştir. Buradan birleştiriyoruz. Doğum günü tarihleri diyelim. Şimdi bunu geçen hafta öğrendiğimiz konu ortaya alacağız. Sıkıntı yok değil mi? Hocam herhalde birleştiremedim. Ben seçemiyorum. İlk tarih hücreyi seçeceğiz. Tamam, sonra üstüne sağ tıklayıp birleştireceğiz. Evet, yaptım. Şimdi aşağıda da ben şey istiyorum. Her ayda kaç tane doğum günü olacak? Onu yazmak istiyorum. Tekrar aşağıya bir satır eklemem gerekecek. Ben yine buradan eklerim. Ama bu sefer aşağıya satır ekleyeceğim. Aşağıya da satır ekledim ama bana yine iki sütunlu geldi. Ben şimdi bu sütunu da ikiye bölmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bölü tıklayacağım. Şimdi buna tıklayıp ya da şuradan da yapabilirim ben onu. Düzen bu. Aynı zamanda düzen menüsü. Buradan ne derim? Split, yani hücreleri böl derim. Burada diyor ki iki tane sütun oluşturayım. Evet, ben bunu ikiye bölmek istiyorum. Tamam. Aynı işlemi burada da yapalım. Bu sefer buradan yapalım. Şimdi buraya diyorum ki Eylül'de kaç kişi? Bir kişi. Ekim'de kaç kişi? Bir kişi. Nisan'da bir kişi. Diğer arkadaşlarımız derse gelmediği için tablo kısa durdu. O yüzden onlar geldikçe doğum günlerini ekleyeceğiz. Bir kişi. Şimdi genel olarak biz buraya kadar ne yaptık? Tablo ekledik. Tabloyu oluşturduk. Satır ekledik. Satırları böldük. Birleştirdik. En son silme işlemi kaldı. Silmeyi de
en son ben tablonun tüm özelliklerini oluşturduktan sonra silmeyi göstereceğim. Şimdi tasarımına geçelim. Tasarım için tüm tabloyu seçiyoruz. Ve burada tasarım, design diye gösteriyor ama tasarım olacak bu. Ve design'e geçiyoruz. Burada tabloya istediğiniz stili uygulayabiliriz. İstediğiniz rengi uygulayabilirsiniz buraya şu an. Ben mavi deneyeceğim ya da şu da olabilir. Sonra gölgelendirme işlemi var. Gölgelendirme birazcık daha koyu bir şey, yani koyu bir renk istiyorsak üzerinde gölgelendirme seçerim. Ama bir de şey istiyorum, doğum günü tarihleri diğeriyle, yani başlık diğerleriyle aynı olmasın. Ben onu birazcık daha farklı göstermek istiyorum. O yüzden ne yapacağım? Tekrar tıklayacağım üstüne. Dizayna geleceğim. Ve buradan kenar stili uygulayacağım. Mesela bunu uygulayabilirim. Şu şekilde. Siz de aynı zamanda yapın. Pınar yapabiliyor musun? Evet. Sanki bir şey olacak. Bakın. Aferin. Tamam. Bunu kenar stili de uygula başla. Tamamdır. Şimdi genel olarak konumuz bu şekilde arkadaşlar. Tasarımı da ekledik. Şimdi bir aktivitemiz var. Aktiviteye geçelim. Şunu da şöyle yapalım. Geri alalım. Evet. Bundan. Şimdi aktivitemizde ben tek tek sizi tahtaya çağıracağım. Sırayla tablo oluşturmanın aşamalarını yapacağız. Elif senden başlayalım mı? Tamam. Şimdi tablo oluşturmak istiyorum. İlk önce ben ne yapıyorum? Bilgisayarımda. Bilgisayarımı açtım. Tablo oluşturacağım. Tamam, ama ilk önce bak, şöyle seçeneklere bakalım. Evet, ilk önce kelime işlemci programımızı açacağız. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Mustafa. Şimdi kelime işlemci programını açtık. Ben tablo ekleyeceğim. Hangi butondan yaparım? Tablo çizme mi seçeceğiz? Tablo çizme bir sonraki adım aslında. Bir menü vardı, menüler vardı. Menüyü seçiyorduk ilk önce. Tamam, ekle menüsü. Evet, ekle menüsü. Teşekkür ederim. Yasemin, ekle menüsünü seçtikten sonra biz ne yapıyorduk? Şimdi iki tane tablo ekleme seçeneğimiz vardı, metodumuz vardı. Birini kendini seçiyorduk. Evet, tablo ekle vardı. Bir de bir tane de daha meşakkatli demiştim sizin için. Buradan bak seçeneklere. Zaten diğerleri sonra yapalım. Çok beğendim. Evet. Tablo çiz. Tamam, Pınar sen gelebilirsin. Tablo çiz dedikten sonra, şimdi ben ne yapmam bekliyorum? Tablo çizi versin, ben ne oluşturacağım? Telafi mi yapacağım? Ama ilk önce tabloyu oluşturmam gerekiyor ya. Tablo çizdi. Tablo çizdi. O zaman bunu yapacağız. Evet. Ama yani, 2 çarpı 4'te 2 neyi kastediyoruz arkadaşlar? Peki. Sütundu. Sütun, ilk her zaman sütun. 4'te ikinci kısım her zaman satırdı. Tarih. Tamam. Onu seçtik. En son ne yapıyoruz? Sonra? Bak yukarıda bir menü. Tasarımcı. Evet, tasarıma tıklıyoruz. İstersen diğer kısmı da yapabilirsin. Tamam, bunu da tablo yapabiliriz. Evet, teşekkür ederim. Şimdi, bunu da bitirdik. Şimdi şöyle bakalım. Aktiviteyi yaptık. Şimdi genel olarak, ben size bir kağıt dağıtmıştım. Bu kağıtta tikleri attınız umarım, nereye anladınız, nereye anlamadınız. Şimdi arkadaşlar genel olarak satır ve sütunun ne oluşturduğunu öğrendik. Satır ve sütunun önemini öğrendik. Tablonun tablo ekleme yöntemlerini öğrendik. Düzen menüsünü öğrendik. Tasarım menüsünü öğrendik. Şimdi sorularda ben soracağım. Cevaplarsanız sevinirim. Böylece tekrar etmiş olacağız. Günlük hayatta tablo oluşturmak neden önemliydi? Hocam bu hikayede dedik ya. Notlarımız, bilgilerimiz karışmasın. Evet, düzenli olsun diye. Evet, satır ve sütunlar onları ayırıyordu. Tablonun iki önemli bileşeni neydi? Siyasete. Satır ve sütun. Evet. Tablo oluşturmanın iki farklı metodu vardı. Neydi Mustafa? Biri tablo çizme, evet. Biri tablo ekleme. Evet. Tablonun özelliklerini değiştirmek için neler yapabiliriz? Evet. Evet. Bir tane daha vardı. Evet. Tablonun tasarımını değiştirmek için neler yapabiliriz Pınar? Hocam rengini değiştiririz, gölgelendiririz, evet. Kenar stili uygularız. Evet. Tekrar da ettik ve ben anladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben size küçük bir quiz hazırladım. Notlandırma var quizde ama sakın heyecan yapmayın. Bu sadece sizin sınavınıza hazır. Yani sınavda bu şekilde sorarım diye tarz oluşturdum. Bir ders programı oluşturmak istiyorum. Ve aşağıda talimatlar var. İlk önce talimatları okuyun.
isterseniz. Anlamadığınız bir kısım varsa bana sorun. 10 çarpı 7 dediğimde muhtemelen kafanız karışacak yine. 10 sütundu, 7 satırdı. Eğer onu baştan yanlış yaparsanız muhtemelen yanlış olur. Şimdi sınavımız başladı arkadaşlar. Adınızı soyadınızı yazmayı unutmayın. Tamam, şöyle yapalım. Bu şekilde eve doğru yapmışsın. Başta buraya ekle. Buraya da günler yaz. Sınavımız bitmek üzere arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu midterm'e hazırlık, yani sınavımıza hazırlık asıl sınavımıza. Haftaya gelmeden önce yeni konuya bakın. Yeni konu bir Word dosyasında kelime aratma ve bu kelimeyi başka bir kelimeyle yer değiştirme. Bunu işleyeceğiz. Gelmeden önce mutlaka bakın. Bu hafta anladınız değil mi her şeyi? Tablo eklemeyi, tasarımı değiştirmeyi, tamamdır. O zaman haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.